Böyle olduğu halde cehenneme cehennem denmiş. En hafif tabakasının ismi verilmiş. Evet. Şimdi cehennem vücut dairesidir abi. Evet. Cehennem de taş ören şirketi gibi. Taş ören şirketler var ya. Evet. Asıl böyle kadro değil de toplam hoş geldin. Tamam, belediyenin varsa he, şey gibi tabii. Şimdi cehennem de bir şey çalışıyor. Nereye çalışıyor? Adem'e çalışıyor. Evet. Adem alemlerine 8. şeyde orada söylüyor, diyor ki Adem alemleri Subhanallah Subhanallah derken orada aynı yerde. Vücut alemleri Elhamdülillah Elhamdülillah der. Onun için cehennem de Adem'e çalışıyor. Cehennem de bir şey değil. O da taşeron şirketi. Evet. Esas şirket Adem. Adem. Cehennem de Adem'e çalışıyor. Cehennem Adem'e çalışırken hayır ve hasanat da vücut alemlerine çalışıyor. Yani o şey bilinmiyor. Adem cehennem, yani. Şey de vücuttadır. Yani cehenneme gitsen diyor ustad kafire. Evet. Cehenneme bile gitsen vücut dairesindesin, evet, diyor. Gene nimet. Taraftan olmak lazım. Ondan lazım. Çünkü cehennem de bir şeye çalışıyor. Yokluk derken biz bunu idrak edemeyiz şimdi. Yani demek ki Adem alemleri Adem alemlerine çalışıyor cehennem. Cehennem gene bir şey değil. Yani. Ama merhameten Kur'an'da, hadislerde cehennemden bahsediliyor. Ama o da Adem hesabına çalışıyor diye açık olarak şimdi. Peki Hasan Hocam, Adem aleminin, yani Adem'in hakiki mahiyetini, bu yokluğa gidelim, sadece azap çekmeyelim. Öyle bir şey yok. Yokluğu isteyenler hakiki manasını o zaman mı anlayacaklar? Evet. Hatta şu anda ne olursa olsun anlama şansları yok değil şu mi? Şu anda şöyle anlıyor. Şansı var hiç kim. Yani Adem alemleri yokluk zannediyor. Yokluğun varlığıdır. Vücutsuz vücuttur. Varlıksız varlıktır. Sıfatsız sıfattır. Yani o zannediyor ki ben yok olursam her şey daha şey olur. Kurtulur yani. Kaybolur gideriz. Bir Bursa'dan ve Van'dan misafirim gelecek de açayım da bari titremeye koyayım. Geldi mi? Ha. Kesmişim, tanıyamadım. Allah elini versin. Asker, peki. Askerlik nedeniyle kestim sabah. Tamam. Bursa'daki geldi mi? O geldi. Tamam. Onu sen telefon şey yapar mısın, ben kapatayım? Ha? Var mı telefon sende? Tamam. Tamam, o zaman ben kapatayım. Vay vanlım vay. Gelmiş ha. Tanıyamadım. Vay be, çok değişmişsin ya. Demek ki cennet aile bütünler merhamet şeyleri var. Evet. Cehennem de vücut alemleri olduğu için merhamettir. Merhamet o dediği gibi Alaaddin'in o yok olup da kurtulayım. Adem alemleri yokluk zannediliyor. Yokluğun varlığı, varlıksız varlık, vücutsuz vücut, sıfatsız sıfat. Nasıl bir şey ki? Tekvin. Yani cehennem de ona çalışıyor, düşün. Eğer yokluk bizim anladığımız gibi kötü olsaydı, yani bizim anladığımız gibi kadar olsaydı, Mülk Suresi'nde diyor ya leyteni küntü turaba, keşke toprak olaydım, yok olsaydım demiyor. Toprak olaydım. Peki yokluk kim istemez? Vicdan istemez. Yok olmayı kim ister? Nefis ister. Ben yok olayım da bu gerisi ne olacak ki diyen nefistir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sözler 727. Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış. Yuvalarına dönmeli. İza teennese ricalu sufahâ'u bil havasat. İza teneccele nisa'un naşi'atu bil havasat. Kadınlar günü galiba değil mi? Onunla alakalı bakayım neymiş. Biz de takip ediyoruz Ersan.
Bakayım neymiş? Erkeklere kadınlar göre ders hocam. Öyle mi? Harika bir şey. Erkeklere kadın. Osman öyle mi düşünüyor? Diyor ki, mimsiz medeniyet, mimsiz medeniyet, medeniyetin Osmanlıca yazılırken mimi yok edilirse bu tabir değil yani. Mimsiz medeniyet yani alçaltmak anlamında böyle geçiştiriyoruz ama mimsiz medeniyetin, medeniyetin Osmanlıca yazılırken mimini yok ederseniz deniyet olur. Yani medeniyet yazısının mesini yok edin, deniyet olur. Deniyet alçaktır. Mimsiz medeniyet, taife-i nisayı, kadınlar taifesini yuvalarından uçurmuş. Hürmetleri de kırmış. Hürmet haram. Hürmetten geliyor. Haram dediğimiz şey var ya, haram. İnsanın bir mahremiyeti var. Mahrem haramdan şey yapıp türetilmiş. O kırılmış. Kırılınca ne oldu? Mebzul meta yapmış. Mebzul meta ne demek? Yani bolca ele geçen bir mal. İnsanlıktan çıkarmış. İnsanlıktan yani çok ağır bir tabir olur mu acaba bilmiyorum ama bu Müslümanlara ait değil. Onların şu andaki eylemsel hali. Yani defacet gibi kullanmış. Yani özür dilerim, affına sığınırım. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın ama hani bu insanlık dışı bir muamele şey yani. Bir tuvalet nasıl insanın defacetidir? Yani ihtiyacın giderme şeyidir, yeridir. Ve öyle bir şeydir. Ok öyle yapmış. İnsan olarak görmüyor. Mimsizin. Niçin? Baksana tezgahtar aranıyor, kadın aranıyor. Bilmem ne yapıyor. Kadını böyle bakıyor. Yani sokakta yürürken buna kadın diye bakmıyor ki. İşte o cisten bakıyor. Yani mebzul meta yapmış. Mebzul. Yani bolca ele geçen bir eşya. Eşya. Şer-i İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Şer-i İslam, İslam kaidesi, onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Ne zaman bu çıkmış, uçurmuşsa bu 100 seneden beri böyle. Evinden uçurmuş. Evinden uçurmuş, acayip bir şey. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı ailede. Bak, hürmetleri orada. Hürmet. Yani saygın görmek. Dışarıda ise istismar etmek. İstismar etmek. Evde hürmet. Hürmet yani. Değer vermek. Anlam koymak. Anlam yüklemek. Öyle bir anlam yüklemiş ki ayağının kendisi değil. Kendisi artık nedir bilmiyoruz. Ayağının altı cennet olmuş. Kendisini düşün. Yani eskide İslam'dan önce onu da bilmeniz lazım. Bir eşek kaç insanın işini yapardı? En az üçmüş. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dan önce, asr-ı saadetten önce o asır esir satılıyordu. Üç köle bir eşekle değiştiriliyordu. Ölçü oymuş yani. Mesela bir deve kaç insan işi yapıyor? Beş. Beş köle bir deveydi. Beş erkek değil mi abi? Beş erkek. Beş erkek bir deveydi. Pazarda kadın pazarı ben böyle köle erkek pazarı böyle iş yapıyorlardır. Pazar yani mal. Mesela Ömer'in Hişam, Ebu Cehil yani. Lakabı elci. Diyor, Velid bin Muhire ile yarış yapmışlar. Sen mi iyi ok atarsın, ben mi? Köleyi bağlamışlar. Sağ göz senin, sol göz benim. Bakayım hangisi gözden geçirecek okunu. Tabii ki kim kaybederse
şu kadar bana ona para verecek, bir de kölenin parasını ödeyecek. Peki o insan nedir doktorum şimdi onların nazarında? Bir hedef tahtasından başka ne özelliği var? Var mı abi? Fiil bu. Kadına artık düşünün. Neler yapabileceklerini. Neler yaptıklarını. Aynı. Amerika, İsrail, Avrupa. Avrupa'ya gidenler bilir. Aynen böyle yapıyor. Aynen böyle. İşgal ettikleri. Aynen böyle. İnsanlık dışı bir şeyleri var, yapıları var. İnsanlık dışı kim muamele yapar? İnsan dışı olay yapar. Bizi de o hale getirdiler abi. He? Bizi de sosyal hayatta o hale getirdiler yani. Evet. Ama burada yani diyor ki rahmetten davet eder eski yuvalarının hürmetleri orada. Yani değer, anlam orada. Bilgeler, bilgeydiler. Yani babaanneler, bilgeler değil mi? Mesela doğuda var işte Anadolu insanlar var. Yaşta o babaanneler, büyük analar ne kadar değer görüyor, değil mi? Ne kadar saygın görüyor. Oradan nerede, orası nerede? Rahatları evlerde. Çünkü niye rahatları? Erkekle yarışmak zorunda. Bırakılmış. Dışarıda ne yapacak? Kadın çalışacak. Kimle beraber? Erkekle beraber çalışacak. Erkekle beraber ne yapacak? Aynı iş yapacak. Yarışacaklar ya. Fıtratlarına ne kadar zıt. Bir de hürriyetmiş yani. Ya erkekle yarışılır mı? Kadın yarışır mı ya? Sen mesela atla yük taşımayı yarışılır mı? Yani fıtratı mı değiştiriyorsun? Öyle değil mi yani? Şu anda yarış değil mi? O yapıyor, o da yapacak. Rahatları ailede. Çünkü insan atölyesi. Sanki heykeltıraşlar gibi. La teşbih ve la temsil. Veya mutfak reisi gibi. Veya tamirhane ustabaşısı gibi kadın. Ne demek o? Yani taş var ya taş. Heykeltıraş ne yapar? Taşı şekillendirir, adam çıkarır oradan. Adam üretir. Heykeltıraş. Bana bazen soruyorlar. Uçakta şurada burada. Ne iş yaparsın? Heykeltıraşım der. Öyle mi ya? Ne iş yaparsın? İnsanı çıkarırım taştan diyorum. Böyle. Ha, o taşın ile bir şey olsun Fethi abi. Bir sebep olsun da konuşayım diye. Yani adam üretir yani. Olmayacak bir şeyden adam çıkartır. Mutfak demek farklı farklı malzemelerle tek yemek yapar. Kadınlar da böyledir. Çocuğu inşa eder. Yemek yapar. Çocuk tek yemek. Ama bir sürü malzemelerle yapar. Tamirhane gibi. Akıl ve kalp bütünlüğü yapar. Ne değer vermiş ya? İşte mesleği orada. En masum şeyi söyleyeyim. Kadın çalışıyor. Eşiniz yani. Çocuk kreşte. Kadınla ve erkekle yarışıyor iş yerinde. Kadının en büyük belası kadındır. Dışarıda. Yarış sebebi o. Şimdi kazandığı paranın bir kısmını kreşe veriyor. Bir kısmını yola veriyor. Bir kısmını yemeğe veriyor. En büyük kısmını yarışa veriyor. O giyiyor, ben de giyeceğim. O aldı, ben de alıyorum. Kalsa bile çok az bir şey elinde kalır. Peki o parayı kreşe vereceğine, o parayı da kazanma, çocuğa sen kreşlik yap. Zaten elinde bir şey kalmaz ki. Bu saydıkların bak. Kreşe veriyorsun. Yola veriyorsun. Yiyeceği veriyorsun. Bir de yarış için giymiyorsun. Çünkü öteki arkadaşın. Bir şey kalmıyor ki. Peki madem kalmayacak, o zaman sen çocuğuna analık yap. Niye başka kadını, çocuğuna analık yapıyorsun? Ne yapacak biliyor musun yarın sana? O da sana, sen nasıl ki başka kadına analık yaptın, o da başkasına evlatlık yaptıracak. Darul acizeye konacaklar. Veya kavga edecekler çocuklar hanımla. Diyecekler ki kız kardeş ile erkek kardeş. Ben bir sene ben baktım, bir ay ben baktım, bir ay da sen bak. Şimdi sen mi bakacaksın, ben mi bakacağım? Kavgası var. Ama eski öyle miydi? Hangi evdeyse bereket orada olduğu inanıldığı için yarış vardı. Ya bizim ev öyleydi yani. Yarış vardı.
Temizlik zinetleriymiş. Temizlik zinetleri. Yani süsleri o. Haşmetleri hüsnü hulk. Yani haşmet ne? Büyüklük. Hüsnü hulk güzel ahlak. Ahlak nedir? Huyların cemidir. Hakikaten haşmet ya. Ahlak abideleri. Mesela şeyi hep anlatırım, böyle çok hoşuma giden bir şeydir. Ya şimdi hastanede psikiyatristler, psikologlar, pedagoglar, aile danışmanları, bir sürü bölümler var. Tamam. Ya eskide yok muydu ya? Bunu doktorum öyle Rüştü abiye derdim de öyle bir denk getirmişti. Böyle bir kaç defa anlattım. Hayretler içinde kaldığım için söylüyorum. Bin defa da anlatsam ucuzdur. Bir gün Rüştü abiye, biliyorsun Fethi abi, ziyaret edenlerdi eskide. Bir başhekim doktor bunun cemaattan Rüştü abiyi ziyaret etmiş. Çok yaşlı. Rüştü abinin de yaşlıydı. Ziyaret etti Fındıkzade'ye. 1985. Hiç unutmuyorum. Ondan sonra adam doktorum şeymiş. Rize'de devlet hastanesinin başhekimlik yapmış. Bir de ilginç, yani çok merak ettiğim şey, sinirle alakalı asabiye bölümünün şeydi, doktoruydu. Dedi ki Hasan, Hasan diyor, seni çok merak eder diyor bu şeyi. Çağırdı beni odada. Bu dedi asabiye, Allah Allah, asabiye sinir falan. Ya dedim, yaşlı abimiz. Abi bir şey soracağım dedim ya. Dedim ki ya şimdi psikolog, psikiyatrist, pedagog, aileden bir sürü bölümler var. O zaman dedim ne vardı ya bu kadar? Bir asabiye vardı diyor. Ben onun doktoruydum. O zaman dedim ki Rize'de bir kuyruk olur herhalde, ilçeye kadar gider yani. Bir tane asabiye ise, adam psikolojisi bozuk, canım sıkıldı, uyuyamıyorum, bilmem ne yapıyorum, sinirimi kontrol edemiyorum mesela, bir sürü sağlayacak sana. Yok dedi, aksine hiç kimse pek o yoktu diyor. Allah Allah. Peki nasıl gideriyorlardı? Sıkıntı olmuyor muydu? Evladım dedi. Ondan öğrendi. En büyük doktor meşguliyetleri vardı dedi. Hani ben oradan şey söylüyordum. Doktor meşguliyet. Bir de dedi Allah'a imanları, din hakimdi dedi. Doktor teslimiyetleri vardı dedi. Dedim dertleri nasıl çözeler? Evladım dedi. Köyde bilge babaanneler vardı. Bilge dedeler vardı. Kadın diyor, kızın dedi, gelinin bir sıkıntısı olduğu zaman o bilge babaanneye giderdi. Otururdu yarım saat, onunla derdini giderirdi. Dedeye giderdi dedi. Şimdi dedi, şimdi ayakkabısını giyen dedi koşuyor şeyedir. Eskide onlar bir şey söylediği zaman bir teslimiyet vardı, tamam derdi, düzelir. Mahkemeler de olmazdı. Yaşlı ihtiyar heyeti vardı köyde. Karar verseler tamam. Kavga mı olur? Tamam. Heyet dediği 3-4 kişi. Tamam. Bitti yani. Ben ona rastladım ya. Yani. Şu anda Bilge, bizim köyde Bilge bir babaanne var. Ben duyuyorum. Benim komşum. Hakikaten öyle. Günde en az 10 kişi gelir. Bu öteki mahalleden, üst mahalleden falan. Niçin? Ben bitişiyim ya. Biraz yakınım. Duyuyorum bazen seslerini böyle biraz şey olunca. Duyuyor. Otururlar, he ya, öyle mi yapsam falan, bu kadarını duyuyorum. Daha şey yapmıyorum, meşgul olmuyorum. Onlara şey yapıyor. Şimdi ne diyeyim? Haşmetleri hüsnü hulk. Yani büyük yani. Sanki bir hastaneye cem etmiş kadın. Babaanne yani. Niçin? Tarihin çınar ağacı gibi tecrübe insan dolu ya. Eylemsel tecrübelerle. Bir gün evladım veya kızım falancayı tanır mıydın? Onun bir şeyi vardı. Bir gün böyle bir şeyde bir başlıyor. Eylemsel seni itiyordu. Kuru bir malumat vermiyordu. Bunların haşmetleri hüsnü hulk, ahlaklıydı. Ahlak. Ahlak onların büyüklükleri. Zinetleri ise süsleri, temizlikleri. Lütfu cemali ismet. Lütfu cemali ismet. Ne diyeceğiz buna? Lütfu cemali ismet. Günahsız. He. Yani onun cemali var ya böyle, manevi bir hal. Mesela günah işleyen insan böyle kırıcı olur, moralı düzgün olmaz, asabi olur, tatminsiz, doyumsuz olur, hırçın olur, ipe sapa gelmez. Ya asabi olur ya, yani enerji girmiş işte.
O enerji boşaltmak için ho ho böyle trafikte dahi canavar kesili vesaire. Bunlar işte İsmet günahları az, yani İsmet günahsız. Onları ne yapmış? Cemal şey abidesi yapmış. Yani suratlarında günahsızlık okunuyor. Adamın mesela veya kadının suratında bin parça mahkeme duvarı gibi ne yanaşılıyor ne de yanaşılabilir. Böyle. Onlar zaten cemal şeyi ama bir de ismetleri olunca çok tatlı oluyorlar. Buna delil babaanneler mesela. Ne kadar hoş oluyorlar. Hüsnü kemali. Kemalat güzelliği de şefkatiymiş Fethi abi. Şefkat. Şefkat da ne kadar seviliyor be ya. Ne kadar seviliyor ya. Yani kızıyorsun, tamam kızıyorsun. Tamam oğlum. Kızma ya. Kızma oğlum. Tatlı canı sıkmıyor. Haydi hop bir elin üstünde bitti. O zirvede olan öfken bitti aşağı. İndi dibe. Allah Allah. Hüsnü kemali. Mesela hanımın dayı olsa. Tamam. Doğru. Gerek yok yani. Yıkma kendini. Haklısın tabii de ben bir şefkatle sana şey yaptım mı? Bit. Acayip bir şey ya. Bir elini sürse, annem bir elini sürse, hanımı böyle tamam deyip şefkatle sürse her şey gitti ya. Eğlencesi, sinemadaki dizi. Evet, evladıymış. Demek ki sizden bir şey kaçmıyor ha. Eğlencesi Şaban, evladı, çocukları. Hakikaten acayip ya. O kadar tatlı oluyor ki ya. Zaten akşam onları peşine koysan yetiyor ya. Zaten zamanı kalmıyor. Bunca esbab-ı ifsat, bu kadar bozma, televizyon, internet, cep telefonu, komşu, örf, yani dışarı sok. İfsat varken bunca esbab-ı ifsat, demir sebat kararı lazımdır ki dayansın. Yani demir gibi bir sebat yapsın ki dayansın, evine kalsın. Bozulmasın. Sokaktan işte AVM'lerden oradan oraya atlamasın. Oradan oraya. Tabii nedir o? İnsan bir şeyin peşine niçin koşar? Ya bir ciddi bir ihtiyacı vardı ondan. İşte nedir o? İçeride bulunan o olumsuz enerji telefonla almış. İşte müzikle almış, diziyle almış. Dışarıda bunu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü bu asıl insanın anlayışı da kıt. Ya diyorum ki bak dışarıda su, bak. İçeride su değil. Bitti o. Dışarıda film. İçeride film değil. Dışarıda müzik. Müzik. İçeride müzik değil artık. Kim söylemiş onun ruhu. Film. CD'de televizyon kapattın biter. Ama seyrettin. Ne var orada? O filmin ruhu oynayanın haleti. Hani şuradan düşünün. Kendini orada görüyor. Yani mesela göz diyor insanı mezara, deveyi kazana sokar. Vuruyor ya şua. Gözden şua çıkıyor. Göz dokunur diyor ustata diyor ya. Göz insanı, kalbi halini dışarı yansıtır. Kalptekini. Suratı ise ruhu yansıtır. Yani inikas ettirir, dışarıya vurur. Onu seyreden insanın ruhuna kopyala yapıştır oluyor. Haramın dindeki adı haramdır. Fizikteki karşılığı onun haleti ruhiyesinin sana kopyalanmasıdır. Mesela 410 sözlerle diyor değil mi? Rahmete muhtaç morktaki kadına şehvetkarına bakmak hissiyatül ve insaniyi derinden derine tahrip eder. Şimdi yani ne olur? Böyle insan iğreniyor değil mi? Aynı bunun gibi. Kopyalar yapıştır oluyor. Arkadaşlar sokaktaki haramın dindeki adı haram. Onu yaymış olduğu koku. Hatta ayakkabısının sesi ki Bakara suresinde Bakara mı diyor yoksa Nisa suresinde mi? Ayakkabı söyle diyor. Ayakların yere topuklarını vurmasınlar. Mesela neyini aktif ediyor? Sesleri öyle. İnşallah şu anda değil. Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'na daha takip ettim. Öyle bir kabul edilmiyor. Ama ona doğru gidiliyor. Bayağı tezler var. Saç bir organ kabul ediliyor. Saç. Kadın saçı, erkek saçı
erkekte anten gibi bir organ. Eskide yeni bak kabul ediyor. Eskide kan şey kabul edilmiyordu doktorum, organ. Şu anda organ olarak kabul ediliyor. Çoğu şeylerde, tıplarda, Çin tipinde ve Asya tipinde organ olarak kabul ediliyor. Bayağı ciddi gibi bütün organları besleyen bir organ, bir sistem ya. Acayip bir yapı. Şimdi sokakta gördüğün zaman dindeki haram, fiziksel boyutu halet rüyesini kopyala yapıştır, karşıya geçiyor. Ondan sonra sen de içeri girince aktif oluyor. Aktif oluyor dışarıda. Mesela derler ya, la teşbih ve la temsil. Kötü bir örnek ama. Diyor, içki demiş, bardakta durduğu gibi durmaz adam içerse. Ya, aynı onun gibi dışarıda film ama içeride film değil. O filmi çevirenin halet-i ruhiyesi. Ne hissediyorsa hissetmeye başlarsın. Neyi arzuluyorsa onu arzularsın. Neyi hedeflemişse onu hedeflemeye çalışırsın. Hissiyat-ı ulviyen bozulur. Onun isteği isteğin olmuş oluyor. Allah Allah, böyle istek yoktu bende ya. Nereden geldi? Bu sihri beyani. Yayılmada sihir var diyor usta. Sihri beyani. Değil siması, kelamında sihir var diyor. Sihir, senin iradeni ortadan kaldırıp iradesiyle hareket ediyorsun. Kelamında, mahkematta diyor. Kelamda diyor sihri beyan var. Beyanda sihir var diyor. Cemalde ne var? Ya bu şey dersi kim yapıyoruz biliyor musun? İyi niyetli olup da, evde olup da direnmeye çalışıp, ama ne derler, ev hanımı, bak bir de çekiniyor ha, ev hanımıyım, doktorum, kariyer sahibiyim diyemediği için üzülüyor. Be kadın, sen nerede ne olacaktın? Neyi tam, işte bir yerde mühendis oldun, bina yapacaktın. Başka? Bir yerde ne bileyim, çeşitli işler yaptın, diyelim ki deri yaptın. Lan evde insan inşa ediyorsun ya, sen heykel, heykel tıraşsın ya. Adam çıkarıyorsun. Odun ya, taş ya. Kayadan adam yapıyorsun. Heykeltıraş. İnsan imal ediyorsun. Onu söylemekten de çekiniyor ha. Han ev hanımıyım demekten çekiniyor. Oysa en büyük işi yapıyor. İnsan imal ediyor. İnsan imal ediyor ya. Akşama şirketin İngilizcesini Türkçe İngilizceye çeviriyor. Mal alıp satmak da orada oturtmuş. Ama ev hanımı olmaktan insan yetiştirmeye utanıyor. Gidiyor neyse nasıl olduysa doğuruyor. Gidiyor elin kızına analık yap diyor. Çocuğunu kreşe veriyor. Kreş Fransızcadır biliyor musunuz? Ne demek biliyor musunuz? Domuz ahırı demek. İsa Aleyhisselam'ın domuz ahırında doğduğuna inanırlar. Ahırda domuzla şey yaparlar. Avrupa'da hürriyetlerini söylüyorum. Orada bulunduğum için söylüyorum. Almanya'yı söylüyorum, Fransa'yı. Özel kreşler yoktur. Katolik kilisesine ait kreşler vardır. Müstakil bir yerde kilise yapamaz tarlada. Kilisenin bitişiğindedir kreşler. Bu konuşmalar da onlardan dinliyor, Avrupa'da dinliyor. Yok desinler hadi. Kreşler kilisenin bitişiğindedir. Ama biz efendim bir cemaatin kreşi olsa vay yobaz. Bir milleti bozmak için 3-4 tane temeli bozdu mu bitiyor. Bir, ailesini bozun diyor. 2, eğitimini bozun diyor. Eğitimini bozun. 3, adaletini bozun. Bitti o millet. Ben şey biliyorum, Almanya'da kreşlerde rahibeler bakıyorlar çocuklara, evet. Okula kadar. Rahibeler çok yetiştiriyor. Öğretmen namı altında rahibeler var. Yani Allah yardımcıları olsun, siz de destek verin. Yani bunca esbab varken diyor. Yani bunca esbab-ı ifsat varken bunlara ne lazım? Demir sebat kararı lazımdır ki dayansın. Demir gibi sebat kararı. Yani sebatta kararlı olacak. Böyle bir şey lazım. Ama bunun da suçu da senin ve benimdir biliyor musunuz? Niye? Evlenirken sen okuyanı tahsiliye alırsan o da tahsil yapmak zorunda kalıyor işte. Senin adam olmadığındandır. Tahsili adana söylüyor. Diyeceksin ki ya sen tahsili alırsan, o da tahsili alırsa, o da tahsili alırsa. Peki o evdeki kızlar ne yapacak? Evlenmenin yolu
hasilden geçer der. Onu da sen böyle yaparak onu da mektebe itiyorsun. Öyle oluyor. Sen tahsil alacaksın, o da alacak. Ben de öyle alacağım. O daha evde olan olur mu? Abi eğitilmesin mi? Kur'an'dan daha büyük eğitim mi var? Daha eğitim mi var? Şu anda nereden bahsediyorsun ya? Adam hukuktan mezun olmuş. Hukuk terörist olmuş ya. Hukuktan mezun olmuş, terörist başı olmuş. Nasıl hukuk? Hukuk ya. Mühendis olmuş, devleti satıyor. Keşke okumasaydı. Ya bu mu yani okuyacak? Gidiyor ihalede devletin yaptığı barajı, yaptırdığı şeyler özel şirkete veya köprü. Bu adam devlet adına mühendis gidiyor, az kullanılmış malzeme, çimentosaz onaylıyor. Merhametsiz, zalim doktor, merhametsiz ve zalim ama ameliyata gerek yok. Parası için vesairesi için ameliyat ettiriyor. Hasar gibi kesiyor. Yani böyle. Tabi diğerleri şey söylemiyorum da. Yani ya okumayacak mı? İslam dini de zaten ikra herkese ilk başta yapacağı şey. İlk okuyunca okuyacak kardeşim. Daha sen şimdi mektebi okumayı bilmeyene sen Avrupa'nın şeyini. Mektepte ne itiliyor? Akla en fazla talim veriyor. Kalpte terbiye olmadığı için terörist çıkıyor ya. Ne çıkıyor? Enaniyet budalası çıkıyor. En azından enaniyet. Ben biliyorum. Ben. Geldi o kadınlık yapsın hadi. E sen okudun ben de okudum. Sen de mezunsun ben de mezunum. Haddimizi mi tam oku ama bak aklı talim kalbi terbiye olursa imtizaç eder. Ustad Hazretleri ne diyor biliyor musun? Sırf okulda aklı talim edilirse diyor, bunlarda inkar çıkar, gururluk çıkar. Bazı yeni cemaatler mesela da, dünya, bu okul mekteplerine şeyler de karşı, kalbi terbiye olmuş, aklı talim olmamış. Bunlarda da taassup çıkar. Ne yapacak? Medrese-i Zehra-i Üstad Hazretleri şey, öyle diyor. Ne diyor? Akıl ve kalbin bütünlüğünden böyle bir şey olsun diye Van'da böyle bir üniversite açmak istemiş. Hem kalbi ilimler hem dima, aklı ilimler, fenler imtizaç edilmesi lazım. İmtizaç. Şimdi ancak dini cemaatler ne yapıyor? Mektebe gönderiyor ama dershanelerde, yurt şeylerde kalınca bir derece işte zararı epey alınıyor. Bir meclis ihvanda güzel bir karı girdikçe riya ile rekabet, haset ile hodgamlık depretir damarları. Bir gitse şey, düğün salonlarda çok olur mu? Cenaze evlerinde bile ha en zirve yer. Cenaze evlerine hadi neyse düğünlere kendini gösterme ve görme ve gösterme alanı olmuş. Cenaze evlerine bir meclise güzel bir karı girdikçe kadınlar arasında, bu erkekler zannediliyor. Kadınlar kadın arasında rekabet, erkekler arasında riya olmaya başlar. Kadınlar riyakarlığa, aynı zamanda rekabetliğe, hasetliğe, hodgam, gamsız, hiç. Ondan sonra bunları depettirir damarlar. Bu damarlar oynamaya başlar. Bu damarlar oynamaya başlar. Hani var ya koç katımı olur doğuda da. Böyle hayvan sürülerinin böyle şey geldiği zaman kadın erkek karışık olduğu böyle düğünlerde vesaire, hele cenazelerde, düğünlerde aynı böyle olur. Riya başlar. Riya. Olmadığı halde öyle gözükecek. Ondan sonra rekabet başlar. Emsaliyle. Sonra haset başlar. Oo benden daha güzel. Hodgamlık olur. Gamsız. Ahiret mi varmış? Depretir damarlar. Böyle karma olursa. Ne olur sonra? Yapmış olan hevesat birdenbire uyanır. Yani hevesleri var ya, hevesleri yatmış. Birdenbire uyanır. Hiç tahmin etmediği şeyler ortaya çıkıyor. Kadın mesela. Kadının düşmanı, en büyük düşmanı kadındır. Bunu eskide söylediğim zaman biraz garipsiyorlardı da şimdi biraz da siz de alıştınız da. Millet de alıştı. Kadının en büyük düşmanı kadındır. Kadın kendisini başka diğerlerine kıyas edilmek çok ağır gider. Çünkü kadın erkeğe kıyas edilmez. Kıyas kadın kadına olur. Erkek erkeğe olur. Tamam mı? Bu sefer
yatmış olan hevesleri var ya, kıyas olunca birdenbire uyanır. Fethi abi sen bilmezsin. Ben bilirim bu işte. O kaydemiyor. O kaydemiyor. Çünkü çok şiddetli bak. Öyle mi? Taife-i Nisa'da kadınlar dünyası, bu erkeklere de yapılan ders ha. Kadınlara da yapılan bir ders. Bazılar diyor ki kadınlar, ha biraz önce Murat dedi. Kadınlara ders diyor, erkeklerin içine yapıyoruz. Bak, hastalar risalesi sihatlılara, gençlik dersleri, gençlik risalesi efendim ihtiyarlara ve gençlere, başta gençlere sonra ihtiyarlara. Yani ihtiyar risalesi, ihtiyarlar risalesi var 26. lima. Gençleredir. Kadın şeyi de erkeklere, ki adam gibi olursak o da kadın olmak zorunda kalır. Kadın erkekleşmesinin sebebi hissiyat noktasında erkekler kadınlaştığı içindir. Hevesat noktasında erkekler hissiya, şehvetlerin peşine koşarsa kadınlar da erkekleşmek zorunda kalıyor. Onun şerrinden kurtulmak için. Biz adam gibi adam olursak onlar da kadın gibi kadın olur. Yani bu ders fiziğidir. Yatmış olan hevesat birdenbire uyanır. Taife-i Nisa'da serbestli inkişafı sebep olmuş beşerde ahlak-ı seyyenin birdenbire inkişafı. Yani kadınlar sokaklara indi mi, alışverişe şunlara bunlar indi mi, ne oldu? İnsanların ahlakları birdenbire dibe vuruyor. Birdenbire dip yapıyor. Çöküyor aşağıya. Haftalarca, aylarca uğraş ki o pisliği temizleyeyim. Allah yardımcımız olsun ya. Şimdi daha mesela yaz geliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Müslümanları da bu mimsiz medeniyetin o organizatörlerini yapanları, komite diyor ustad onlara, komiteleri. Allah onları kahretsin yani. Bu Necip milletin evladını, çoluk çocuğunu bu şekilde bozan o komiteyi Allah kahretsin. Komite kimdir biliyorsunuz? Yahudi komiteleri, Mason, Lyons, Rotary ve Sufyaniyet, X. Şu medeni beşerin, bak buradan çıkarıyorum psikolojiyi Alaaddin. Mesela adam arabada terör, böyle bir trafikte şurada doymuyor ya, hürçün saldırıyor, sebep arıyor ya, seni yiyecek. Niçin? Bak ne diyor? Diyor ki şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda. Niye hırçınlaşmış? Niye doyumsuz? İstanbul'u verse memnun olmayacak. Niye her anda kavgaya istiyor? Evde de. Niye bahane arıyor kavgaya? Niye uyuma gitmiyor? Anlaşmaya, uzlaşmaya gitmiyor. Niye hırçın ya? Niye doymuyoruz? Niye saldırıyoruz? Niye kırıp döküyoruz? Niye birbirinin aleyhine oluyoruz? Sebebi neymiş? Şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Yani seyredilen filmlerdir. Şu resimler var ya, resim. Bir de okuyayım. Şu medeni beşerin, medeni çekiyor, alçak yani. Hırçınlaşmış ruhunda onu doymuyor. Ya bu böyle değildi ya. Niye böyle saldırgan ya? Niye uyum değil? Ya tamam ya, mantıklı ya. Niye böyle yapıyorsun? Evde de öyle. La sakin ol, rahat ol. Ya bu benim hanım veya benim kocam böyle değildi ya. Bir adam nereden çıktı ya? Alimdi, işte ders yapardı, ne bileyim. Ve anlayışlıydı, kemalat sahibiydi. Hocaydı, öğretmendi, hafızdı. Nasıl böyle oldu ya? Bu kimse bilmiyor. Herkes kendisini mehri bulsun. Şablon bu. Hırçın mı kardeşim, talgırgan? Yani uzlaşmacı değil, bir şey yapın. Hani ortaya bir şey bulmuyor. O hırçınlaşmış ruhunda ne olmuş? Şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Yani şu dizi, resim, film vesairelerin rolleri azimdir. Bunlardan kaynaklanıyor. İşte gelecek şimdi, esas gelecek. Esas gelecek. Bu aşağıya doğru bir cümle gelecek. Pek nazara verilmiyor, verilemiyor da. Burada tevazu yapmayacağım. Burada kardeşim erba habiseden bahsedecek.
Fethi abi. Erva habise. Yani resimler enerjiye nasıl dönüşüyor? Sesler enerjiye nasıl dönüşüyor? Tamam, sesleri anladık. Hani böyle ses kayıtlarına bakarsınız, böyle 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 elektrik dalga. Resimler de aynı böyle. Şimdi burada öyle acayip şeyi bahsedecek ki, korkunç bir kanuniyetten bahsedecek. Üç tane kanun var. Sirayet. İki, inikaz. Üç, insiba. Sigara içmediğin halde sigara içen yanında oturursan sana siner. Buna sirayet. Sirayet aklidir kafaya. İnikaz kalpten kalbedir. İnsiba ruhtan ruhadır. Resulların sahabesine. Büyük ustad gibi büyük zatlar talebesine inikaz. Biz de birbirimize sirayet. Şimdi bak gelecek. Şimdiden söylüyorum da. Demek ki kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, ipe sapa gelmiyor. Oysa iyi olması için çok sebep var. Adam dershaneye gitmiş, kitap okumuş. Kadın ise tesettürlüdür, hafızdır, hocadır, bilmem nedir. İyi bir insan evladı idi. Bu hırçınlık nereden? Bunların ruhunda şu suret denilen küçük cenazeler. Suretten niye cenazedir? Bak dışarıda resim. Baktın. İçeri onun cenazesidir. Cenazelerin, mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Mütebessim tebessüm etmiş. O meyit ha. Resim zannediyoruz. Oysa onun cenazesi. Şöyle düşünün. Aklın bir aptallığı var, akılsızlığı. Bunu ehl-i ilmi söylüyor yani. Bu benim değil ya. Ehl-i ilim diyor ki, hayal ile kurduğunuz bir kadın siması. Erkek, kadınsa erkek. Erkekse kadın siması. Hayal ile bir resmi canlandırsanız veya gözle bir harama baksanız, gözden giden dışarıdaki resimle hayal ile kurduğun resim akıl için aynıdır. Bu hayalden geldi, bu suretin değil mi doktorum? Bu dışarıdan geldi, bu hayaldir demez. Çünkü birisini hayalen ettiğimiz zaman onu hazır etmiş oluruz diyor muhakematta. Ona ait hissiyatlarımız aktif olur. Şehevi ise hayalen birisini yapın. Şehevi organlarımız, hislerimiz aktif olur. Eğer asabilikle alakalı bir şeyse o sanki hazırdaymış gibi, işareti cazıda geçiyor. Hemen o hazırmış gibi diyor. Bir halet yendama girer. Böyle böyle dedi, böyle yaptı, olsaydı kırardı falan. Vücut ateş alır. Peki aslında şehevi olanlar günah kabul ediyor. Fasık olur diyor hayali. Öyle diyor. Risale'den böyle geçiyor. Tarihçi hayatta ustadın 6 tane sıfatı var. Bir tanesi de israfı anlatıyor. İsraf yeme içme giyme gibi basit şeylerle bediüzzaman ölçülecek dahi değildir der. O hayalini bile israf etmedi diyor. Hatırladın değil mi? Evet. Ustadın tahir-i küfür değil. Değil ama fasık oluyor, bozuyor. Tabii. Sonra bitiriyor bak şimdi. Bak diyor ki rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri haşiye. Nasıl meyte bir karıya morgda ok meydan hastanesinin aşağıda mescitte bitişiktir. Morgla. Değişti mi bilmiyorum. Aynı abi. Aynı. Başıma geleni biliyorum ben. Ulan aşağıda yatsı işe kılacağız. Bir gün neydi? Hastamız bir dostumun şey yapmıştım. Yakınım. Ulan aşağıda dediler, gittim. Onu açacağım, o kapı bitişik. Morgun kapısını açtım. Ulan dedim, ne soğuk dedim ya. Işık mışık yok yine. Ulan ne soğuk ya. Bu durum olunca mescitte şey olur. Tabii soğuk olur dedim. El yordamıyla bir açtım ki bir baktım. Allahu Ekber. Rantalarda tamam mı? Bembeyaz. Hani hortlamış yani. Hortlaklar çıktı yani. Bir başkası olsa herhalde kafayı yer yani. Öyle. Ondan sonra tabii Allah Allah. Şöyle kaldım yani. Meğer yanındaki kapıymış. Şimdi beyaz yani ayrılmış onlar, farklı böyle bir bölme var. Şu taraf pembe beze sarılı, şurası beyaz. Beyaz olan erkek de öteki kadın morg. Şimdi buraya okunca o ok meydanı morg hatırıma geliyor böyle. Alaaddin 25 sene önce, 20 sene önce falan. Baktım Allah Allah falan.
Nasıl bak meyte bir karıya orada indim saat 1. Fiili anlatıyorum ki hissiyatımıza dokunsun. Düz okumak istemiyorum öyle. Şimdi saat 1'de moktasın. Böyle oradaki donmuş cesedin kefenini açsan. Nefsanı nazarla bakmak. Nefsin dehşetli alçaklığını gösterir. Kimin? Senin değil. Yapar bu şey. Nefis ister. Bu köpekten daha denidir, daha alçaktır. Hani insan demiyor bak. Dehşetli alçaklığı diyor. Nefsi dehşetli alçaklığı gösterir. Nefis yapar. Biz 3 kişiyiz burada. Bir nefis var bizde. Bir de ruh var, bir de ben olan ben var. Odundaki duman örtücüdür. Nefise misal. Odundaki nur ruha misal. İkisini cem eden odun da benim. Bu nefis güvenme. Her şeyi yapar bu alçak. Öyle de rahmete muhtaç bir biçare meyitenin güzel tasvirine. Bak, rahmete muhtaç bir biçare meyitenin güzel tasvirine. Müteşşe, müştehiyane bir nazarla bakmak. Mesela moktaki cesede battık. Oradan bir resim aldık kafada. Başka bir şey yapmadık. Öyle değil mi? Moktaki ceset. Şu anda bazı filmler var. Kadın ölmüş. Öyle mi? Kadın ölmüş, sahibi ölmüş. Veya gazeteler resim vesaire çıkan o gazete dergilerdeki resim filmlerde cep telefonundaki resimler onlar da ölüdür. Kendisi sağ dayı olsa ölüsü o. Bak bir daha anladınız buraya. Öyle de rahmete muhtaç bir biçare meyitenin güzel tasvirine, resmine müştehiyane bir nazarla bakmak, böyle bir nazarla bakmak ruhun hissiyat ulvesini söndürür. Ulvi hissiyatını söndürür. Ondan sonra peki ne olur? Eyleme dönüştüreyim şunu. Söndürür. Tamam ne oldu ya? Hiçbir şey. Anlamadık. Şu. Hissiyat-ı ulvi sönerse Gökhan, bilgi ne olur? İnsana başına bela olur. İnsanın başına bela olur. Yani bilginin ruhu ulviyettir. Ruhanidir. O elde edilen bilgi var ya okuduğum bilgi kitaptan. O bilgi var kafada. Onu canlı tutan ruhtur. Günahla da ruh devre dışı olursa o bilginin ruhu yoktur. O bilgi ne olur? Başa bela olur. Kitap büktü merkebe benzer. Onunla enaniyet, gurur, kibir olur. Ben bilineyim, ben tanınanayım, ben konuşayım. Onunla üstünlük yapar. Anladık mı biraz böyle? Bir daha söylüyorum. Bu haram hissiyat-ı ulviyeyi tahrip etmek demek ruhsal haleti yok eder. Peki elde ettiğimiz fizik, matematik, hafızlık, hocalık, dershanecilik, bir sürü dershane de var. Bir sürü bilgilerim var, dini bilgi var. Hissiyat-ı ulviyeye gidince o bilgi ruhsuz kalır. Yani hedefsiz bir şey olur o adam. Frenini patlatan, yokuştan inen bir kamyon gibi nereye nasıl duracağı belli değil. Bak o bilgi ruhsuz kalır. Yani harika bir fabrika. Her şey elektronik. Ama girişte elektrik yok. Şimdi bu bilginin ruhu sökülünce o hissiyat ulviye gidince günahlarla bu bilgi saldırgan hırçınlığa dönüşür. Doyumsuz olur. Hırs olur. Haset olur. Riya olur. Rekabet olur. Hotkam olur, hotbin olur, hodendiş olur, bedbin olur. En önemlisi bedbin olur. Her şey olumsuzlar. Olumsuz bakar. İyi değilim. Olmayacağım galiba. Hep böyle. Memnu heykel suretler men edilmiş. Heykeller, suretler. Hani bu iki tane şey var. Bir heykel var, bir de suretler var. Bunlar diyor, bu heykeller var ya meydanlarda veya televizyonlardaki şey. Bunların bir cinsi ya zulmü mutacir. Yani zalimin zulmünün cisimleşmiş hali. Zalim de zulüm ediyor topluma. Heykelle kontrol altına alıyor. Öp, buradayım ha. Meydanlarda, alt yollarda olur. Öp,
Kimse hareket etmesin. Tak! Allah Allah. Subliminal, Ulliminati zihinlerinde devamlı baskı aracı olarak görüyor. Ve buna da medeni deniliyor. Medeniyiz. Allah Allah. Yani niye o duruyor? Subliminal mesaj değil mi? Yani o ne demek istiyor? Unutturmam. Unutulmayacak. Niye devamlı beyinde böyle bize sanki sopa vuracak gibi şey görüyor. Ya zulmü mu tacir? Yani cisimleşmiş zulüm ya da mütecessit riya. Şöyle artist gibi şeyler yapıyor. Yani riyakar. Riyakarlığını gösteren hal. Riya. Ya müncemi tevestir veya donmuş hevestir. Şimdi okuyacağım cümle geldim. Arkadaşlar bu çok zor bir yer. Bunu okunur geçilir. Yani bununla biraz ihtisas yapan, ihtisası varsa bunu anlam verir. Şu anda okuduklarımızı anladık değil mi biraz? Anladıksa fezleke veriyor şimdi. Fezleke hulasa, giriş, gelişme, sonuç. Neymiş biliyorum? Ya tılsımdır, celbeder o habis erbahları. Tamam arkadaşlar. Menfi veya müsbet bunlar tılsımdır. Sırları barındırır. Kişinin aklını, kalbini, ruhsal haletlerinin hulasasıdır. Nedir o? Elsinetikum elvanikum simaları, sesleri, simaları ve sesleri tılsımdır. E ne olacak? Celbeder. Celbeder. Celbeder ne demek? Çeker. O habis erbahları. O sima altında, simasına bakıyorum zannı altında ruhları kopyalanıyor içeriye. İçeriye kopyalanıyor dedik, mamer içeriye girdi. Anladınız bak abiler. Bir daha. Şimdi ya tılsımdır diyor. Tılsım. Yani ne demek diyor iki nokta üst üste. Bunlar sırlar diyor. Sırlar, tılsım, sırların cemi. İki nokta üst üste. Şimdi onu izah edecek. Tılsımı izah edecek. Yukarıda anlattı ya bir sürü. Bir sürü anlattı, anlattı, anlattı. Bunlar tılsımdır diyor. Peki ne olur? Celbeder o habis elvanları. Elsinetukum ve elvanikum. Simahum fi vucuhihi minesere sucud. Simalarından ve seslerinden her şey bellidir. Renklerinden. Renklerinden, tamam mı? Şimdi iki nokta üst üste koyması sonraki izahtır. Bu anlattıklarım tılsımdır diyor. Nedir tılsım ustadım? Dur. İki nokta üstü sen. Celbeder o habis erbahları. Peki habis erbah nedir? 246 sözlerde der ki insanın fıtratını bozan yanlış yollara sevk eden erbah habise. Bak diyor ki nedir o? Nevi insanın istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevvad-i şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habisesi o nevi beşeri diye devam ediyor. Tarık ama okuyayım orayı. Onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nevi beşerin tahriki kemalatına ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek. Biraz fazla meşgul olduğum için biliyorsunuz beni bu. Hulasa edeyim. Öteki sözleri de almayayım. Şu aralarda da var. Hulasa ediyorum arkadaşlar. Şu. Böyle dersim başına dediğim gibi. Şu dışarıda sudur. İçeride su değildir. Her şeyin fizikse metafiziği vardır. İnsanın haletleri ona renk atar. Onu değiştirir. Onun yapısını değiştirir. Şu anda fizikte protonla elektron arasındaki ara boşluğu boş diyor. Çünkü madde yok. Bayağı boşluk var. O kadar büyük boşluk ki eğer protonun büyüklüğü misket kadar olsa ve Londra'da olsa onların örneği ona yakın geçecek elektron en yakın İstanbul'da olur. O kadar boşluk var ama misket kadar büyütülürse. Peki ne var o? Benim çalıştığım latif nüktelerde vesaire oraya insanın aklındaki fikirleri, kalbindeki
hisleri, meyilleri, ruhtaki latifeler o maddeye giriyor. Maddeyi bozuyor. Ama surette bir şey yok. Oraya giriyor, o elektronla proton arasında. Oraya giriyor. Yani çalışıp da terle aldığın pirinç, eve getiriyorsun, çalıyorsun pirinç. Niye bozsun çocuğun şeyini? İşte tılsımdır diyor ustad orada, tılsımdır. Celbeder habis ervahları. İşte seyrettiğimiz resimler, dinlediğimiz sesler ya ervah-ı aliyedir ya ervah-ı habisedir. Burada ervah-ı habiseden bahsediyor. Çünkü yukarıda Adem Aleyhisselam ervah-ı aliyeden bahsetti. Onlar o şeyler, o seyrede ede ede, dinleye dinle, içeride gücüne göre, yapılanmasına göre donmaya başlar. Donuyor. Bir sürü bin bir çeşit hastalıkların zemini oluyor. Çünkü hastalıklar hücredir, hücre enerjidir. Donmuş enerjidir. İşte o diyor yukarıda alleme Adem'e esme-i külleha, bu günahlardan bahsetti istidadı bozana. O günahlar diyor erva habiseye dönüşüyor diyor. Yani dışarıda su, dışarıda sidi. İçeride erva habise veya ervahı aliye olur. Onun için seyrettiğin zaman moktaki cesede ve televizyondaki şeye baktığın zaman sende ne oluyor? Dindeki adı haram, fizikteki adı kopyala yapıştır, celbeder. Aa, söylüyorum 720 değil. Celbeder, kopyalar yapıştır, o habis ervahları içeriye alıyor. Veya ervah-ı aliye, şu anda ervah-ı aliye olduğu gibi. Mesela aynı dersi bir kişiyle yapalım, daha bir değişik yerde yapalım. Farklı tesir eder. Çünkü sirayet var arkadaşlar, sirayet var. Sirayet aklidir. İnikas kalbidir, insibah ruhidir. Evet, ders bitti de cümlemiz şu. İyi olmak için dört tane şart lazım. 25. sözde geçiyor. Doğru yerde, kim kime neyi ne zamanı tercüme ettim böyle. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Bunu ezber tekerleme oldu, çözemeyiz, unuturuz. Ama fiilen göstereyim. Doğru yerde burası, medrese. Doğru zamanda, pazar günü gelseniz bu saatte ders yok. Doğru zamanda, tamam, doğru arkadaşlarla, buraya şey tulumcuyla, folklorcularla, kadın erkek karışık yaparsan olmadı. Doğru iş yapmak da, horon oynamayacaksın, ders çapraşık böyle misal vereceğim ki kalsın. Doğru iş ders okuyacaksın. Doğru yerde, sinemada, düğün salonları değil şu anda, doğru yer. Doğru zaman bu saat, bu ders bu cumartesi olur. Pazar olmaz burada. Gelseniz de olmaz, kimse yok. Doğru insanlarla, folklor ekibiyle, sinema ekibiyle de olmaz. Doğru iş yapacağız. Folklor, horon vurmayacağız. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yaparsak bizim aklımızı inşa, kalbimiz ihya olur. Aklımıza sirayet, kalbimize inikas, ruhumuza insiba olur. Allah bu hakikatten haklanmayı nasip eylesin. Hizmet-i imani Kur'an'dan Cenab-ı Hak bizi ayırt etmesin. Ve iştirak amali uhreviyeden bizi sevenleri ve bizim sevdiklerimizi, evlad-ı yâlimizi hissesini azim eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, evlerimize Risale-i Nur'un ve Kur'an-ı Nur'unu hakim eylesin. Ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahumen elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.